hem FED'e ilişkin beklentileri hem dün gelen rakamları e, ve buna ilişkin de piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. GCM yatırıma gideceğiz. Araştırma müdürü Kudret Aygıldır bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Kudret Bey kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi küresel tarafa aktarmaya çalıştık. Oradan başlayalım. özellikle tahvil faizlerindeki yükseliş tahvili olan talebin azaldığını görmüştük. Altına olan talebin güçlü kaldığını bir yandan başkanlık seçimleri önümüzdeki hafta FED'in faiz kararı hepsi belirleyici. Bugün kritik veri tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ortalama saatlik kazanç göstergeleri dün PC bir miktar beklentinin üzeri dedik ama neler bekliyoruz Amerika tarafında fiyatlama cephesinde ve faiz indirim patikasında. Son dönemde özellikle istihdam piyasasında yaşanılan bozulma Amerikan Merkez Bankası Fed'in de buraya daha fazla fokuslanmasına olanak tanımıştı. Nitekim enflasyon rakamlarında her ne kadar çekirdek tarafta bir katılık varsa da önümüzdeki dönem içerisinde bu enflasyonun artık sorun olmaktan çıkabileceğine ilişkin senaryo Fed'in de istihdam piyasasına daha fazla odaklanmasını sağlamıştı. Nitekim 4.3'lük işsizlik oranı bildiğiniz üzere piyasalarda bir panik havası yaratmıştı ki eylülde Fed 50 bas bir indirimle start vermişti. Şimdi e, önümüzdeki hafta 7 Kasım yani hani Fed'in kararı var ve orada 25 bas puan faiz indirimi ihtimali artık ana senaryo. Bu yüzden de bugün tarım dışı itihdam işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ne gelirse gelsin e, önümüzdeki hafta Fed'in o 25 bas puanlık faiz indirimi ihtimalinde bir değişim olmayacaktır. E, muhtemelen bunu yapacaktır. Ama e, son dönemde sizin de Amerikan tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketi de izah ettiğiniz gibi orada e, gelecek dönemde FED'in o seri indirimlerinde bir es verebilme düşünceleri psikolojisi söz konusuydu. Çünkü baktığımız zaman son data setlerinde yani o panik havasından sonra gelen veri setlerinde aslında istihdam piyasasında öyle ciddi bir problem yok. Yani 4.3'ten 4.1'e doğru bir gerileme görmüş olduk. Tarım dışı istihdamda iyi bir görüntü de devam ediyor. Bu yılın ortalamaları 235 bin civarlarında. Nitekim psikolojik 200 binin altında bir ortalama görmemiz için bugün 115 bin negatif bir rakam gelmesi gerekiyor. Tabii işte son dönemde grevler olsun, kasırga olsun buradan dolayı biraz tahminlerde çok iyimser görüntü yok ama e, biz son dönemdeki gelişmelerde öyle çok da kötü bir görüntü görmüyoruz. Bu açıdan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançları sadece Aralık döneminde Fed gerçekten bir es vermeli midir sorusunun cevabı için bakmakta fayda görüyorum. Ama tabii burada şunu da unutmamakta fayda var. E, bu veriler anlık reaksiyonlar üzerine takip edilir ama gelecek projeksiyon için bir veri seti halinde değerlendirmekte fayda var. Bildiğiniz gibi aralık toplantısına kadar bir adet daha biz bu verileri göreceğiz. Bu açıdan da e, aradaki farkı iyice e, burada değerlendirmek gerekiyor. Ama dediğim gibi e, bugün iyi bir veri gelse de kötü bir veri gelse de önümüzdeki hafta FED, çeyrek puanlık bir indirim yapma konusunda bir tereddüt içerisine girmeyecektir. Ama yine biraz önce söylediğim gibi aralıkta bu oran çünkü kabaca Semifate boşta %65, %65, %60 civarlarında. Hani burada bir düşüş olur mu? Artık ana senaryo olmaktan çıkar mı? Bunları dikkatle takip ediyor. olacağız ama şu anki görüntü Hani işsizlik sanki buralarda kalacakmış gibi istihdamda da 110 bin rakamın sanki üzerine çıkacakmış gibi bir izlenim veriyor. Ama ADP özel sektör çok iyi geldi tarım dışı da iyi gelecekleri şeklinde güçlü bir korelasyonumuzun olmadığını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi özellikle bugün içerideki bir düzenlemeyi de takip ediyoruz. Resmi gazetede paylaşılan yeni düzenleme mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının artırıldığını takip ediyoruz. Tabi Hisse senedi e, yerli hisse senedi yoğun fonlarda rakam yüzde sıfır olarak devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Ama işte para piyasası fonları ve e, içeriğinde döviz ifadesi olmayan fonlarda rakamında yedi buçuktan yüzde ona yükseltildiğini altı aya kadar vadeli mevduatlarda da yedi buçuktan yine ona yükseltilen stopaj oranlarını gördük. Ne dersiniz e, buradaki son tabloya bir yandan bütçe finansmanı noktasında zaten gelen adımları öncesinde de e, konuşmuştuk. Ama liralaşma politikasının da devamı takip ediyoruz. Nasıl okumak lazım? Tabii burada bir yandan e, TL varlıklarına olan ilginin artırılması, bir yandan vergisel sürecin devam etmesi, bir yandan enflasyonla ilgili mücadele, bir yandan da büyüme dinamiklerinde oldukça bozulmadan belli bir Patika'da gitmesi senaryoları ön planda duruyor. Yılbaşından bu yana da işte TL varlıktan olan taleplerin e, net bir şekilde arttığını gördük. Faizdeki yukarı yönlü hareket e, kurdaki stabil e, yabancıların trade tarafındaki hareketliliğini ön plana çıkardı. Burada tabi borsa biraz geride kaldı. Tabi şimdi burada borsadaki hisse fonlarındaki oranın sıfır olması işte e, fonlardaki kısa ve uzun vadeli e, fonlardaki mevduat tarafındaki o e, stopaj rakamlarının yukarı yönlü artış kaydetmesi ister istemez hani senedini girişler olur mu düşüncesini ön plana çıkartabiliyor ama o çok keskin bir şekilde bir geçiş e, gerçekleşmeyeceğini unutmamakta fayda var. Çünkü borsanın şu anda dinamikleri birazcık farklı. Ama tabii burada işin vergisel süreci ve kazançlardan elde edilecek e, vergi artışlarına da şaşırmamak gerekiyor. Burada tabii bir denge politikası oluşturulmaya çalışıyor. Bir yandan e, döviz çıkışlarının arttırılması, bir yandan TL'ye olan talep enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşmaması yönünde bir denge e, politikası içerisinde işte Merkez Bankası para politikasıyla maliye e, maliye hazine ve maliye maliye politikasıyla süreci devam ettirmeye çalışıyor. E, ara bölgelerde de bu vergi artışları kazançlardan ee, bu artışların olmasına da şaşırmamak gereken bir süreçte e, girdiğimiz söyleyebiliriz. Çünkü burada bildiğiniz gibi hani buradaki artışların bankalar üzerinde ek bir faiz cephesinde bir değişimi olmayacak. Orada işin vergisel süreci ve devletin e, alabileceği vergi görüntüsünün arttığı bir e, denklem olacaktır. Hani bu oranları arttığı çok ciddi bir e, değişim olacak mıdır? Bence olmayacaktır. Ama e, bu denklemin sürdüğünü de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şimdi özellikle makro takvimde yoğun bugün S&P'nin değerlendirmesini bekleyeceğiz. Ajandasında yer alıyor ama tabii kurumlar açıklamak zorunda da değiller. Ama bir not artışı beklentisi piyasa kapanışından sonra oraya odaklanacağız. Pazartesi enflasyon önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon raporu sunumu aslında ajanda oldukça yoğun yine içeride makro tarafta. E ne dersiniz? E, enflasyona neler görebiliriz? %48'e kadar gerileyebileceğine ilişkin beklentiler. Yıl sonunda 41,5'luk OVP'de hedef ama enflasyon raporu sunumunda da bir revizyon beklemek gerekir mi? Neler bekliyoruz önümüzdeki haftadan ve bugün kapanıştan sonra S&P'nin değerlendirmesinde? Biz kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını maalesef borsa üzerine çok sevemedik. Bildiğiniz gibi Mayıs'ta da Temmuz'da da kararlar iyi gelmesine rağmen fiyatlama üzerine çok görememiştik. O yüzden de bu bölümün yani bir not artışı senaryosuyla birlikte borsada çok iyi bir performans olabileceğini düşünmemek gerekiyor yani çok keskin bir ifade kullanmamak gerekiyor burada tabi biraz hikaye tarafına bakmak lazım gelecek dönem projeksiyonlarında kurumun şu anda neyi gördüğü Türkiye üzerinden hangi listeler barındırılıyor bunları Eğer bir açıklama yapacak olursa raporunu inceliyor olacağız bizim tabii burada Özellikle borsa cephesinden yine gidecek olsak ana hikayemiz bizim önümüzdeki hafta biraz daha şekillenecek. Çünkü burada enflasyon raporu e, tarafında Başkan Karaan'ın ve ekibinin burada vereceği mesajlar çok önemli olacak. Tabii biz bunun öncesinde işte e, anketlere baktığımız zaman yüzde iki buçukluk bir ortalama aylık beklenti var. 10 yıllık ortalamaya baktığımız zaman da işte son 10 yılın ortalaması %2.31, son 5 yılın ortalaması %2.7. E, baktığımız zaman anketlerde tam bunun orta noktası gibi duruyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman evet enflasyonda bir aşağı yönlü eğilim yıllık bazda görülecek. 48 küsürlerde bunu göreceğiz. Hatta eğer burada 10 yıllık ortalamayla devam edecek olursak 45'lere kadar, ee, biz Aralık ayında yani Kasım enflasyonu ile bir süreci görüyor olacağız. Tabii burada aylık bazdaki rakamlar Merkez Bankası'nın hedeflediği bölgenin üzerinde olduğu için e, olacağı için, ister istemez Merkez'in ne kadar sıkı durabileceği çok önemli. Tabii burada Merkez'in bir ayarlama yapabileceğini unutmayalım. Yani burada Aralık mı olur yoksa 2025'in ilk çeyreğini mi yapar? Bunu bilemeyiz ama Merkez Bankası'nın faiz cephesinde bir ayarlama yapabilme ihtimali var. Bu ayarlamanın şiddeti ne olabilir ve bir, bu ayarlama yıl sonuna kadar yapılabilir mi? Bunların cevaplarını arıyor olacağız. Tabii ki göstergeler ve e, açıklamalara baktığımız zaman bunun ötelenmesi 2025'e sarkmasına şaşırmamak gerekiyor. Ama burada enflasyon raporu sunumunda hani yıl sonuna zaten burada 2 ay kalmış. Burada yıl sonu enflasyon beklentisini bir revizyon yapmasından ziyade 2025 patikasında bir revizyon olacak mı? Buna bakmak lazım. Çünkü burada Merkez Bankamızın rakamı oldukça aşağıda. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman kabaca 25-30 arasında bir enflasyon rakamı beklentisi söz konusu. Tabi 30'un biraz üzerine çıkan kurumlar da var ama genel konsensus 25-30 arasında bir enflasyonun yıl sonunda, 2025 yıl sonunda gelmesi şeklinde. İlaveten eğer son 10 yılın ortalamasıyla ilerlersek de biz 2025 yılı sonunda %27.75 gibi rakamlara da ulaşıyor olacağız. Yani iyimser senaryoda bu bölgelerde ve 25'lere daha yakın sıcak bir görüntü izleyebiliriz. Ama biraz bozulma olursa 30'ların üzerine çıkabilecek bir ortam var. Evet Merkez Bankası bu anlamda mevcut hedef patikalarındaki revizyonları yapabilir mi? Aslında yapması gerekir ama burada yapması gerekirle yapmaması arasındaki hikayeyi de iyi bir şekilde anlatması gerekiyor. Yani sürekli rakamlarını revizyon gerçekleştiren bir banka mı yoksa bu revizyon gerçekleşmemesinin sebebini Piyasalara ikna edici bir şekilde açıklama yapacak bir konjöktürde mi ilerleyecek? Buna bakmak lazım. Muhtemelen bir revizyon olabilir ama hani bu revizyon e, ne kadar piyasayla uyumlu olacaktır? Bunları da dikkatle takip ediyor olacak. Ama hafta başındaki enflasyon rakamı en azından sunum öncesinde en azından başkan Karahan'ın e, ve... BİB'nin açıklamaları öncesinde e, biz bunu birazcık daha göreceğiz. Ne kadar o yüzde bir buçukluk bölgeden uzaklaşacak bunu değerlendiriyor olacağız. Şimdi artık e, Borsa İstanbul tarafına da bakalım artık 30 Ekim e, tarafıyla vade de bitti. Viyop 30 kontratlarda çok konuşmuştuk. Özellikle kurum yoğunlaşmaları short pozisyonlarda karşımızdaydı. tabii orada anlık Viyop e, dağılımını da... Aracı kurumda dağılımını da e, göremiyorduk. Buna ilişkin de beklentiler vardı ama özellikle aşağı satışa ilişkin yasakların olduğu piyasada acaba kendini hedge etmek isteyen Viopotos short pozisyonları üzerinden mi? bunu sağlıyor. Yine değerlendirdiğimiz başlıklardan biriydi. Borsa İstanbul'a bir düşüş dalgası. Uzun bir süredir konuştuk. Son 4 gündür aslında yükseliş vardı. Dün bir düzeltme hareketi. Bugün yeniden yön yukarı 9 bin puanın altındaki işlemleri takip etmiş olsak da. Ne dersiniz acaba Mehmet Şimşek'in önce biz 50'de açığa satışa ilişkin düzenlemelerin olabileceğine ilişkin o ifadeleri mi hareketliğe sebep oldu? Bir yandan S&P'nin değerlendirmesi var dedik ama bir notarçı artışı bekliyorsak bunun olumlu yansıması da olabilir mi? Ama önceki değerlendirmelerle not borsada da yansımadığını da konuşmuştuk. Nasıl okumak lazım son hareketlilikleri? Şimdi tabii bizim e, borsamızın son dönemde oldukça düşen bir işlem hacminin e, olduğunu göz ardı etmelim. Yani burada sağlıklı bir işlem hacmi olsa fiyatlama reaksiyonlarında şu gelişmelerden daha fazla etkilendi şeklindeki bir e, rasyonel analizler yapma şansımız olabilir. Ama hacimlerin düştüğü bir ortamda ki e, çok net bir şekilde bunu görüyoruz. İster istemez burada fiyatlama reaksiyonlarının kurumlar arasındaki o e, senaryoyla birazcık daha şekillendiğini görebiliyoruz. Yani biraz yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiğin zaman o bölümde bazı değişkenlikler elde edilebiliyor. Tabii burada açığa satış tarafı Nın kaldırılmasına ilişkin belirli haber akışlarını okuyoruz ama bunun bir resmiyete bağlanma sürecini incelemek lazım. E, tabii bu e, fayda sağlayabilecek bir gelişme. Yani biz özellikle işte açığa satış e, kaldırılırsa şirketler çok ciddi bir şekilde satılır. İşte kur üzerindeki müdahaleyi ortadan kaldırırsak kurda inanılmaz bir yukarı yönlü hareket yaşarız şeklinde bir korkuya sahibiz. Hani bu korkulardan artık uzaklaşmak ve piyasanın kendi denge mekanizması üzerindeki aksiyonunu sürdürmemiz gerekiyor. Eğer siz piyasaları gerekli ölçüde inandırabilirseniz aksiyonlarınızla ve yurt dışı ayağını da potansiyel olabileceğine yönelik girişimlerinizde burada destek sağlayabilirsiniz. O korkulan bölümlerin olmayacağını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Nitekim zaten zirvelerden Önemli oranda sektör ve şirketlerin de düştüğü bir ortamdan e, görüyoruz. Merkez bankamızın sıkı para politikası, finansman maliyeti üzerindeki etkisi, enflasyon muhasebesinin bilançolarda çok net bir şekilde görülmesi, bizim bu dönemde de borsa cephesinde bir baskılanma sürecini görmemize olanak tanıyor. Ama biz gelecek dönemde artık yeni bir hikayeye bürüneceğiz. Er ya da geç merkez bankasından bir değişime gidilecek. E, şimdi olan enflasyon rakamı, faiz oranı ve 2025 sonuna gelebilecek bir ortamı da düşündüğümüz zaman da burada bir mekanizma değişikliği olacak. Bu mekanizma değişiminde küresel tarafta da çok ciddi bir problem yaşanmazsa Türkiye'de bu değişimden olumlu etkilenecektir. Yabancı da gelmesi koşuluyla Burada biz çok daha iyi senaryoları göreceğiz. Nitekim e, biz 100 endeksine baktığımız zaman sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da ben özellikle üzerinde ısrarla durduğum Ekim 2023 e, Mart 2024 döneminde bulunan 8565-8715 bölgesinin üzerinde bir bant hareketi oluşturdu. Ben bir anda yukarı yönlü hareket olmasından ziyade bu bantın aslında yeni yukarı yönlü hareketler için çok iyimser bir görüntüde desteklendiğini düşünen taraftayım. Yani e, şu anda bir yatayda gitmesi ben aslında burada olumsuzluk olarak okumuyorum. Eğer bu band üzerinde yani 8565-8715 bölgesi üzerinde kalmaya devam edecek olursa bir noktada o yukarı yönlü senaryoyu çok daha iyimser olarak konuşacağız. Ama işte o iyimserlik biraz göreceli olarak farklılaşabiliyor. Kimisi 9000'in üzerine yeter ki çıksın da diyebilir ama ben teknik anlamda 55 ve 200 günlük ortalamaları çok daha fazla önemsiyorum. Burası 9350-9400 bölgesinden geçiyor. Ya biz bir müddet daha 9500'de zaten 9.400 9400'de 8500 arasında bir bant hareketi yaşayacağız ya da 9400'ün üzerinde bir reaksiyon görüp artık umutların çok ciddi bir şekilde artabileceği bir ortam sunulacak. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklaması, Merkez Bankamızın sunumu, Gelecek dönemki faiz cephesindeki olası senaryolar üzerine hazırlıklar. Bunların hepsi çok fazla takip edecek başlıklar olacaktır. Ama biz e, şu anda finansallar tarafında o arzu edilen bölümde olmadığımız için bir miktar sakin bir tempoda gidebiliriz. Ama gelecek hikayeyi satın almak isteyenler buralardaki bölümleri e, dikkate takip edilecektir. Bu sadece biz TÜZ endeksi için değil. Dört ana sektör banka, hizmet, holding, sanayi) ve diğer sektörlerde de bu zaten Temmuz'dan bu yana yaşanılan düşüşleri dikkate aldığımız zaman da, eğer gelecek dönemde hisse tarafında bir yer edinmek koşulu söz konusuysa, buraları dikkatli bir şekilde değerlendirmenin önemli olduğunu söyleyebilirim. Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz. Eğer yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz.